Hocamla kısa kısa sorularla, kısa cevaplarla hızlı hızlı birçok konudaki sorularla devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları da kombinliyoruz. Ee, şöyle bir soru sorulmuş. Gıda intolerans testlerine güvenilir mi? Ben çok güvenmem. Öyle mi? Çok güvenmem diye aslında pek güvenmem diyeyim. Çünkü bu testlerin e, aynı kişiye farklı baktuarlarda farklı test formatlarını yaptırın. Farklı gıdalara karşı alerji çıkıyor. Bir, intolerans çıkıyor. İki, ee, bu testlerin hepsinde aynı şey çıkar. İnek sütü ya da inek sütünden üretilen ürünler, tahıl ürünleri yani buğday, bulgur vesaire, Laktos, kırmızı bu biber, şey. laktoz vesaire hepsi Hı. aynı. Niye? Hırten. Çünkü en çok tükettiğiniz gıdalar onlar. Hı. Hı. Ve bu gıdalardaki temel amaç sizi zayıflatacakların ileri sürmeleri. Onun için de iki şeyi kesmeleri lazım. Bir şekeri, onu alerji çıkarırlar, bal var derler, pekmez yemeyeceksin Tatlıya elini dokunmayacaksın. Test çıktı ne yapayım kardeş? Başka bir de tahıl ürünleri yasak. E, tahıl ürünü ince ekmek giriyor zaten. Yemeyince kilo verirsin. E, Testler için yok? Bulgur giriyor, makarna giriyor, pilav evet, giriyor, de. açma giriyor, poğaça giriyor. Yemeyince kilo verirsin. Bence tahıl bu testlere değil kendinize güvenin. Kesinlikle. Probleminizin doğrusunu ve doğruluğunu kontrol edin. Peki. Kötümser olmak erken yaşlandırır mı? Sıradaki sorumuz erken yaşlandığı çok net. Çok. Erken yaşlandırdığı kesin de sizi yaşlı gibi de zaten gösteriyor. Yani sadece iç yaşlanma değil, dıştan da misal insanlar daha çökkün, daha yaşlı, daha mutsuz, evet. daha keyifsiz oldukları için daha düşkün görünüyor insanlar. Peki. Ayaklarda yanma neden olur? Çok şeyden olur. Ama Mesela? öncelikle ayak sinirlerindeki hasardan olur e, önemsemediğiniz bir şeker hastalığı ayak sinirlerinde, sinir kılıfında duysal nöropati dediğimiz bir nöropatiye yol açarak ayaklarınızda yanma, uyuşma, karıncalanma, böcek yiyormuş gibi bir his oluşturabilir. Ayrıca ayak damarlarınızın daralması size yanma ya da üşüme şeklinde his verebilir. Vitamin eksikliği özellikle B6, B1 ve B12 vitamin eksikliğinde ayak yanmalarıyla karşılaşmanız mümkün. Daha çok şey sayabilirim. Buna yeterli. Yeterli. Sürekli kabız olanlar kolonoskopi yaptırmalı mı? Yani ne kadar günden sonra mesela artık kabızlığın hani bir altında ne yatıyor diye baktırılması gerekiyor kolonoskopiyle. Şimdi, ile? E, güzel soru bu da Çağla. İtiyadi kabızlık dediğimiz bir sorun var. Hı hı. E, bu çok toplumda özellikle yaş ilerledikçe yaygınlaşan bir sorun. Evet. E, bazı kişiler 5 yıldır kabızım diyor. Dört yıldır kabızım diyor. Ben, ben kendim bildim mi kabızım diyor. Çocukluğumdan yani? beri kabızım diyor. Ve haklılar. Çünkü doliko kolon dediğimiz uzun bağırsağı olan kişilerde yani bağırsak uzunluğu fazla olan kişilerde bağırsağın boşalma süresi uzayabiliyor. Bunun dışında başka sebepler de kabızlık gelebilir, gelişebiliyor ama normal tuvalete her gün en fazla gün iki günü bir normal çıkan dışkılama alışkanlığı düzgün olan birisinin Durup durduk yerde bir kabızlıkla karşı karşıya kalması, hele hele bu kabızlığın dışkısının incelemesiyle beraber olması, ya da kalamasıyla beraber olması veya zift gibi bir dışkıyla beraber olması gibi değişiklikler varsa. varsa, tersi de doğru ishal ya da kabızlık atakları birbirinin içine geçmeye başlamışsa, o kişinin bir kolonoskopi yaptırması lazım. Aslında buradan mesajımızı verelim. Yaşı 45'i 50'yi bulan herkesin bir kolonoskopi e, gündemi olmalı. 50'yi geçtikten sonra da izleyicilerimizin hepsinin en az bir kez kolonoskopi yaptırmaları lazım. Hı hı. Bu kolonoskopinin sonucuna göre ne sıklıkla ondan sonraki kolonoskopilerin kalın barsık incelemelerinin yapılacağına doktorların karar, karar lazım. vermesi lazım. Peki. Demirin fazlası karaciğeri yorar mı diye bir soru gelmiş. Yormak bir tarafa bozar. Mahveder. mahveder. Demir karaciğeri çöker. Hani şimdi çok konuşuyor ya böyle çökme işi. Çöker. Üstüne çöker. Çöker ve gitmez. Hmm. Sadece karaciğer çökse neyse pankreasa da çöker. Pankreas ve karaciğer çökünlüğün sonucu karaciğerde sirozla neticelenen hastalığa, pankreasta da şeker hastalığı ile neticelenen hastalığa yol açar. Hemosiderozis o hastalığın hmm. Hemosiderozis yani demir birikimine bağlı bir bağlı. kan hastalığıdır o. De olabilir dikkat. Guatır kemikleri eritir mi? Guatır uykuyu kaçırır mı? şöyle kuatır kemikleri eritmez asla ne zaman kemik açısından risklidir sinsi ve gizli bir toksik kuatır zehirli kuatırınız var ve siz tedavi olmamakla ısrar ediyorsanız yani bu hafif bende nasıl olsa ilaç almayayım diyorsanız aşırı tiroid bezi hormon üretiyorsa aşırı t4 hormonu üretiminin kemik yaşlanmasını bozuşmasını erimesini hızlandırdığını biliyoruz bir önemli sorun da burada şu eğer guater nedeniyle siz tiroid hapı yutuyorsanız, toplumda yaygın bir kanaat var. Bu hapları yutmayın diyorlar birbirlerine hanımlar günlerde, altın günlerinde. Niye? Çünkü bu kemik eritiyormuş. Benim doktorum böyle diyor. Doktor Aa. öyle demiyor. Doktor diyor ki bu hapı benim yazdığımdan fazla alma. Diyor. Bu hapı su suistimal yapıp zayıflama için kullanma. Hı. Çünkü ihtiyacından fazla tiroid hapını, tiroid hormonunu alırsan o da toksik guater gibi senin kemiklerinde zayıflamaya hatta erimeye yol açabilir. Dolayısıyla guatr kemik eritmez. Guatr'ın az çalışanı hiç eritmez. Çok çalışanı kontrol edilmezse eritebilir. Troitaplar tapları kontrolsüz kullanılır. Aşırı kullanılır. Su istimal edilirse kemik erimesine tabii, hızlandırabilir. Öyle diyelim. Ancak peki. E, ensesi kalın olan biri olmak hipertansiyon için daha mı riskli? Kimlerin Hı. ensesi kalındı hocam? Ee, yani <laughs> ensesi kalın olmak bu bir argoda çok kullanılıyor. Adamın ensesi kalın diyoruz ama o iyi bir işaret değil. <laughs> ensesi kalın kişilerin çoğunda hipertansiyon ve uyku apnesi var. Hmm. Günahın yere geldik. Evet, evet. Ee, kilo verdikleri zaman hipertansiyon da uyku apnesi de düzeliyor. O nedenle ense çevresini uyku apnesi olanların bir ölçtürmesi Ölçürmesi lazım. Gerekiyor. Erkeklerde 43 maksimum santim. Hmm kadınlarda 40 santimi geçmemesi, geçmemesi lazım ense çevresini. Peki devam ediyorum hemen bir diğer soruyla. Boyun damarlarındaki pıtı ve plaklar neden tehlikeli? Bu çok önemli bir soru. Bu başta başta belki bir gün konuşmamız gereken bir konu. Çünkü yaşlanma sürecimiz uzadıkça ki iyi ki uzuyor. Yaşlılığa bağlı sorunlarımız artıyor. Bu sorunların başında da damar sertliği geliyor. Damar sertliğinden en çok etkilenen iki organımız da kalbimiz ve beynimiz oluyor. Hmm. Boyun damarlarında meydana gelen damar sertliğine bağlı plak oluşumları, pıhtı oluşumları o pıhtılardan kopan parçalar nedeniyle pıhtıdan kopan parça büyükse çağla felç inme ile sonuçlanıyor. Hmm. Eğer pıhtıdan kopan parça küçük minicik toplu onun ucu kadardan da küçükse biz farkına bile varmıyoruz. Ve o zamanla beynin pek çok alanını fonksiyon dışı bıraktığı için bunamaya yol açıyor. O nedenle boyun damarlarında plak olan herkesin dikkatle izlenmesi ve o plakların küçük pıhtılar kopmasında, büyük pıhtılar kopmasını dengeleyecek şekilde plak ...sabitlemesi yapılması lazım. Yani o plan oraya çakılması böyle lazım. çakılması lazım. Bir plak başlangıcı varsa mutlaka yıllar içerisinde o ilerleyecektir... ...ve sonu sizin anlattığınız gibi olacaktır diye bir şey var mı? Yoksa genetik olarak da varsa var mıdır yani? Yok maalesef ikincisi doğru değil, birincisi doğru. Yani eğer bir yerde bir plak varsa... ...yani yüzde beş bir planınız var sağ boyun karotis damarınızda... ...veya sol boyun damarınızda... ...siz hiçbir şey dikkat almadınız... O zaman bir süre sonra o plak %10'a, 15'e, 25'e, 35'e, 45'e çıkıyor. Neden? Çünkü plak olduğu yerde olmuyor. O plan oluşması için altta bir şeker hastalığı zemini, bir insülin direnci zemini, bir hipertansiyon zemini, bir kolesterol dengesizliği zemini oluyor çoğu zaman. Siz o zemindeki o problemi düzeltmezseniz o zemin yavaş yavaş o %5'i yapan arkadaşlarımız çete, 5'i yapan yarın 25'e yapar. 25 de yapıyor. Dolayısıyla plak kontrolü ve plak stabilizasyonu dediğimiz iş son derece önemli. Çok ben önemli. buradan yine elisini geçenlere hani dedik ya bir kolonoskopi yaptırın diye. Plak var mı yok mu damarlarımda diye baktırmalarını isterim. Kendim bana gelenlere mutlaka yaparım. Çünkü bu plak taraması kalp da ele verir. Hmm. onun adeta haritasına bakılır yani evet. buradan. Nedeni şu Çağlan. Şimdi mesela senin evine gelen su kireçli. Tamam. O evde önce hangi borularda kireç bağlanıp daralır borular? Bir mutfak, Hı -hı. iki banyo. Banya. Niye? En çok suyu orada evet. kullanırsın. Yatak odasındaki pek bir şey olmaz musluğa. Evet. Daha az e, bizim en çok için. kanı en çok kanı en çok kullanan iki organımız hangisi? Evet. Bir kalp. kalp iki beyin. beyin. Arkadan sıra koyarsam böbrek geliyor. Zaten ilk daha Onun arkasına ayak damarları geliyor. Onun için ayak damarlarımız tıkanıyor. Hmm. Ampumaya, ameliyat olmak zorunda kalıyoruz. Hepsinin bir mantığı var. Bütün mesele o mantığı yakalayıp çözümü analitik düşünerek evet. matematiksel bir şekilde çözmek. Çözmek odaklanır. ve tedavi evet. etmek. Oldukça karışık. Peki. Evet. Kalp krizi konuşalım hemen bunun üzerine. Kalp krizi gençlerde de olabilir mi? Refül ile kalp krizi karıştırılabilir mi? Gençlerde de olabilir. Oluyor ya. olabilir, çok Olabiliyor değil her hafta Allah korusun gazetelerde haber okuyoruz. İşte evet. filanca top halı sahada genç çocuk futbol oynarken evet. düştü. Hatta mesela yakın bir zaman önemli bir futbolcu ne yaptı? Geçirdiği kalp krizi nedeniyle ritim bozukluğuna yol açıyordu o kriz. Futbol bırakmak zorunda kaldı. Ama gençlerde olan kalp krizleri daha tehdit edici. İki nedeni var bunun. Birisi gençlerdeki kalp damarlarına bağlı krizler çok nadir ama Yaşlılar da yavaş yavaş geliştiği için o kalp damarlarındaki daralma çağlar kalp kendine yeni yollar arıyor. Yani Nişantaşı'nda veya Ankara'da Tunal'da trafik tıkandığı zaman nasıl ara sokaklar genişletilerek çözüm aranıyorsa kalp de beyinde kendine yeni çözümler arıyor. Ama genç birinde bu daha önceden olmadığı için çözüm yok. Tıkandığında of. patlama oluyor. Kriz büyük. Ayrıca e, çocuklar ve gençlerdeki kalp krizleri damardan ziyade kalp ritim bozuklukları, kalp kapak bozuklukları, kalp kası hastalıklarına bağlı. O nedenle de egzersiz dışında, basit egzersiz dışında aktif spora başlayacak olan her çocuğunu anne babalar bir doktor kontrolünden geçirtmeli. Kapakları sağlam mı, tansiyonu var mı, kalp kası hastalığı var mı? Çok basit anlaşılabilir. Peki. E, homosistein yüksekliği tehlikeli midir diye bir soru gelmiş. Tehlikeli demeyelim, tehlikeli değil ama riskli. Hmm. Ee, risk uzun zamanda tehlike işareti zaten hmm. homosistein kanda biriken bir toksik madde ara madde bu ara madde fazla biriktiği zaman bellek bozukluğuyla kalp ve beyin damar hastalıklarıyla karşılaşma ihtimali bir ölçüde yükseliyor hmm. diyebiliyoruz peki <laughs> ee, bunama genetik olabilir mi? Ee, var bunamanın genetiği var ama zana dediği kadar fazla değil bu özellikle hanımlarda çok bir, kafa karıştıran bir konu evet. ee, bunama Riski maalesef özellikle alzheimer riski kadınlarda erkeklerden daha fazla <laughs> affedersiniz. Bu risk nedeniyle annesini kaybeden veya annesinin hastalığa ilgilenen hanımların çoğu bize müracaat eder. Ben de, de bu iş olabilir mi ne yapmam Değil. lazım. Hmm. Genetik alzheimer diye bir alzheimer tipi var. var. Apo E4 Protein fazla olan kişilerde çift alev taşıyan yani homozigot E4 çift alev taşıyan kişilerde bu ihtimal var. E, çok merak ediliyorsa bakılabilir ama güvenlik sınırı da %60'ı geçmez. Hı. Ancak eğer sizin anneniz 50 yaşın altında veya 55 yaşın altında kenar zamiri yakalanmışsa işte o ihtimal Osmanlı genetik ihtimal artıyor. Daha fazla yani artıyor. Genetik Alzheimer'da başlangıç yaşı 80-90 değil, değil. 50'li yaşlarda başlıyor. Aslında e, zaten Alzheimer genetiği üzerine çalışmaların yol, çalışmaların yoğunlaşması sebebi de şu. Alzheimer başlamadan 20 sene önce biz bunu daha net yakalayabilir miyiz? Hmm. Bununla ilgili çalışmalar da bir aylık ilerlemiş durumda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.